Arkadaşlar herkese merhabalar. 3 Mayıs 2024 MİA Teknoloji Hissesi ile beraberiz. MİA Teknoloji Hissesi bugün 59.30 kapanışını yaptı. Haftalık kapanışını %1.28 ile tamamladı. Bildiğiniz gibi MİA Teknoloji Hissesi ile alakalı güncel videolar çekmeye çalışıyorum. Kanalıma abone olarak siz de bu güncel grafiklerden faydalanabilirsiniz dostlar. MİA Teknoloji Hissesi bölünme sonrasında düşüş yaşamıştı ve sonrasında bu düşüşle beraber tekrardan yükselişle 84.40'lı rakamlara kadar yükselmişti. Akabinde bugün 59.30 kapanışını yaptı. Düşen kanal görüntüsü içerisindeki şu şekilde görüntüsü sürüyor. Günlük grafikte satım sinyali görüntümüz de devam ediyor. Yalnız hacim bar boyları giderek düştü dostlar. Bakın buradaki boylarla buradaki bar boyları aynı değil. Satım sinyali devam ediyor MACD indikatörüne göre. Aşağı yönlü desteklerimiz günlük grafiğe göre 55.55 ve 48.74. Yükseliş yönlü baktığımızda Fibo dirençlerimiz 62.36 ve 70.78 olarak karşımıza çıkıyor MİA Teknoloji hissesinde. Günlük grafikteki görüntümüz bu şekilde. Şimdi hissemizi 4 saatlik grafiğe alacağım. 4 saatlik grafikte de yine bir alım sinyalimiz oluşmuş. Bakın burada negatif bölgede yukarı yönlü bir alım sinyalimiz gelmiş. 60.86 Fibo direncimiz var. Aşıldığı takdirde 65.89, 69.43, 72.96 ve 77.33 rakamları karşımıza çıkıyor. Desteklerimiz neler? 54.45 ve 46.30 bizim aşağı yönlü Fibo desteklerimiz MİA Teknoloji hissesinde. Burada bir alım sinyalimiz söz konusu. Yine arkadaşlar yükseliş yönüne baktığımızda saatlik grafikte yükseliş bakın 56'lı fiyatlardan 59'lu fiyatlara gelmiş. 61.46, 63.15, 64.84, 66.93 ve 70.30 Fibo dirençleri bulunurken desteklerimiz 59.06, 56 ve 52.11 olarak karşımıza çıkıyor. Günlük grafiği açacağım tekrardan şimdi. Günlük grafikte basit hareketli ortalamalarımıza bakalım. Hangi seviyedeler? Onlar da önemli. 20, 50, 100 ve 200 günlük basit hareketli ortalamalar. Öncelikle şu indikatörümüzü kaldıralım. Basit hareketli ortalamayı seçtikten sonra arkadaşlar ben 20, 50, 100 ve 200 günlüğü inceliyorum. İstediğiniz uzunluktaki basit hareketli ortalamayı inceleyebilirsiniz. Onu sizler kendiniz bu şekilde ben ayarlıyorum. Sizlere de örnek olması açısından. 20 günlüğe baktığımda 61.93 fiyatlarından hareket ediyor. Basit hareketli o kısa vadeli bir basit hareketli ortalamamız hisse fiyatının üstünden görüntüsünü sürdürüyor. Geçmişe baktığımızda 20 günlük basit hareketli ortalama hisse fiyatının altında olduğu süreçte hissede yükseliş yönlü bir görüntü oluşmuş. Burada tekrardan hisse fiyatının üstüne geldikten sonra düşüş başlamış ama bize örnek veriyorum 84.40'lı rakamları gördükten sonra değil de 72'li fiyatlarda uyarı vermiş. Ben hisse fiyatlarının üstüne geçtim haberin olsun diye. Dolayısıyla basit hareketli ortalamaları takip etmek gerekiyor. 50 günlüğe baktığımızda 50 günlüğümüz 67.57 rakamlarımızdan hisse fiyatının üstünden hisseyi takip ederken 100 günlük basit hareketli ortalamamız henüz hisse fiyatının altında 53.52'li fiyatlardan 200 günlüğümüz de yine hisse fiyatının altında olması gerekiyor. O da 45.13'lü rakamlarımızdan hissemizi alt fiyatlardan takip ediyor MİA Teknoloji hissesinde. Şimdi bir de dostlar RSI'ye bakalım. RSI'miz hangi seviyelerde? RSI nötr seviyelerin bir tık altında. RSI ne kadar dip fiyatlara yakın oldukça bakın bu bölgelerde hisse fiyatının o süreçte düştüğü, dibe yaklaştığı, dönemsel bazlı olarak dibe yaklaştığı şeklinde yorumlandığı, bakın buradaki aşırı satım bölgesine girmesiyle beraber aldığı tepkiyle hissede başlayan yükseliş hareketi ve aşırı alım bölgesine girmesi. Burada 30 Nisan'da 36'lı fiyatlara kadar bir geri çekilme yaşamış MİA Teknoloji hissesi. RSI ne kadar da aşağılarda olursa dostlar fiyat olarak dönemsel bazlı buraya örnek alacak olursak mesela burada hisse fiyatıyla alakalı olarak RSI aşırı satım bölgesine girdikten sonra bir tepki almış. Dolayısıyla yukarıdaki aşırı alım bölgesi değil de aşağıdaki aşırı satım bölgelerini hisse fiyatını, hisse senedini alırken takip etmekte fayda var. Şunu da söylemek istiyorum.
RSI ile ilgili videolara, YouTube videoları var, izleyebilirsiniz. RSI ile ilgili hisselerde farklılıklar olabiliyor. Mesela bazı hisseler var. RSI'ye göre alım yaparsanız RSI bu bölgeden hiç yukarı çıkmıyor. Hep düşüş bölgesinde. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Sadece RSI'ye de bakmamak gerekiyor. MACD indikatörü, bununla beraber Bollinger bandını da incelemeniz gerekiyor. Yine basit hareketli ortalamalar önemli. Bakın şimdi Bollinger bandını açtım mesela. Bollinger bandı da buluz şeklinde bir görüntü mevcut. Buluz şeklindeki görüntüde mavi çizgimiz orta çizgi, kırmızı üst direnç, yeşil alt destek bölgesi. Yükseliş yönlü olduğunda bulutun üst bölgesinde hareketlenme oluyor dostlar. Düşüş yönlü olduğunda ise bar çubukları bakın burada gördüğünüz gibi mavi çubuğun altında. Dolayısıyla yükselişten bir sağlıklı bir yükseliş olabilmesi için barların mavi çizgi ile kırmızı çizgisi arasına yerleşmesi lazım. Tabii MACD indikatörün burada alım sinyali de vermesi gerekiyor. Bakın burada dikkat ediyorsanız düşüş bölgesinde mavi ile yeşil çizgi arasında bar boyları, barlar, mum barları devam ediyor, öyle söyleyeyim. İndikatörler bize alım satımla ilgili yardımcı araçlar. Bunları kullanmak gerekiyor. MİA teknoloji hissesi ile alakalı olarak kısa da olsa bir inceleme çektik. Umarım sizler için güzel, keyifli bir video olmuştur. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca katıl butonundan yine destek olabilirsiniz. Herkese hayırlı, bol, güzel kazançlar diyorum. Hoşça kalın.